Bu yayını niye açıyorum? Şu an Amasra eski yoldayım. Kuşkayası yol hanıtına giden hava radardan Amasra istikametine döndüğünüzde hemen arkamda gördüğünüz Kuşkayası'na giden yolun hemen üzerindeyim. Bakın sevgili izleyenler, buradan aşağısı bu yol. Şöyle ekranda karşı tarafa alıvereyim izninizle. Instagram'dan bu yayını açtım sizlere. Evet. Hemen yolun altı olduğu gibi buradan yağmur sularıyla burası komple göçmüş. Burası ana yol. Yukarısı zaten kaymış. Boru var burada. Ana su borusu var. Gördüğünüz su borularının olduğu yer. Size asıl şunu göstereceğim sevgili izleyenler. Bakın yolda ciddi bir problem var. Yani asfalt atılamıyor. Tamam, doğalgaz çalışmaları bitirmediğini iddia ediyor firma. Burada bazı süresi varmış. O süreye kadar da burada özel idare asfalt atamıyor. Anlıyoruz ama sevgili izleyenler bakın, burası yol. Burası eski yol ve bu yol hala kullanılıyor. Kaspınarı yolu buradan gidiyor. Kaman yolu buradan gidiyor. Gördüğünüz gibi yol bir tarafta kanal haline gelmiş. Yani burada acil bir çalışma gerekiyor sevgili izleyenler. Bu çalışma burada yapılmazsa inanın burada çok büyük facialar olur. Araçlar sol tarafa kaçıyor. Bakın bu kanaldan kaçıyorlar. Burada ciddi bir kanal var. Buradan kimse geçmek istemiyor. Siz olsanız siz de geçmezsiniz. Sola giderseniz uçurum var. Akşam, gece burada bir araç buradan aşağıya uçarsa bunun sorumluluğu kimde? Yağmur, en son dün yağan yağmurdan sonra burası daha da büyük bir şekilde göçmüş. Bakın görünüyor. Hava radarın Amasra istikametine gelirken, hava radar geçildikten sonraki hemen ilk virajın altı burası. Kuşkayası'na giden yol. İnanın gerçekten çok kötü burası. Yani yol boyunca geldim ama inanın bu yola ben girmek istemem. Valimiz Sayın Nurtaş Aslan'a da ben buradan şunu söylemek istiyorum. Sayın Valim, Bartın Valiliği tanıtımlarında Kuşkayası'nın mutlaka ziyaret edilmesi gereken yer olduğunu yaklaşık bir ay önce valilik sayfasında paylaştınız ama bu insanlar buraya ziyaret etmek isteseler dahi mümkünatı yok efendim şu anda. Mümkünse rica ediyoruz. Burada şunu biliyorum, bakın ben biliyorum en azından. Vatandaş bilmiyor ama şunu da izah edeyim. Burada doğalgaz çalışması yapıldığı için, bu yolda doğalgaz boruları geçtiği için ve burada Amasra'ya 1050 metre mesafedeki yerde karayollarıyla sorun devam ettiği için ve ora açılmadığı için test çalışmaları bilmem neleri burada bir şeyler yapılacakmış. O yüzden buraya şu anda özel idare asfalt atamıyor ya da bir çalışma yapamıyor. Niye? Çünkü ilerleyen zamanda doğalgaz firmasının tekrar bu yolu kazma durumu da olabilir diyor, belli noktalardan diyor. Bunun garantisini veremem diyor. Bakın araçlar geliyor. İki araç karşı karşıya geldiğini düşünün şu anda. Yani burası gerçekten berbat durumda. Burada bakın geldi, iki araç karşı karşıya da geldi. Tabii benim aracım var orada ama kardeş ikinizle kavga etmeyin. Hatalı benim. Hatalı benim. Hadi gel. Yol senin. Yol senin. Yukarı çıktığın için senin. Gel. Tamam gel. Rampa çıktığın için senin. Hadi gel. Ama hatalı benim. Gel. Evet sevgili izleyenler. Burada gerçekten bir kaza olacak. Demedi demeyin. Burada yol olduğu gibi göçmüş durumda. Yani ben açık söylüyorum. Yani buranın bir an önce rehabilit edilme, özellikle bu kısım, bırakın komple asfalttan bahsetmiyorum. Ama burada bu yolun bir an önce gerekli çalışmanın yapılması lazım. Yoksa burada yabancılar, özellikle yabancılar buraya geldiklerinde bu yolun her an göçme tehlikesi var. Yani Allah korusun diyorum, yani canlar yanmasın. Burada yoksa birilerini kötülemek, birilerini işte töhmet altında bırakmak için bu canlı yayını açmadım. Az önce gösterdim sizlere. Yani burada gerçekten iki araç karşı karşıya geldiğinde burada çukur o kadar büyük ki, bakın buradaki çukur inanın çok büyük. Buraya aracın lastiği düşmesin diye yukarıdan gelen araç da
asfaltın olduğu yeri kullanıyor. Bakın. Çukurun derinliğine bakın. Ve burada da hemen kenarında da bu yolda kullanılan bir yol yani. Şu anda TTK'da çalışanlar olsun, HEMA'da çalışanlar, tarla ağzındaki balıkçılar, yani herkes bu yolu kullanıyor. O yüzden burada herhangi bir uyarı, bir olay yeri şeridi çekilmiş ama o şerit de yok olmuş, gitmiş aşağıya doğru. Yani ne diyeyim ben? Daha ne diyeyim? Yani şunu alsak buradan biz yapsak bari diyorum. Ama adamlar nereden geçecek? Bir de o var. Vatandaş nereden geçecek? Yolu karşıdan karşıya çekecek halimiz yok. Ama burada öyle bir imkan da yok. Bu bantı çekeceğim buraya ama nereye çekeceğiz? Nereye çekeceğiz? Aşağıdan gelen araç bu bantı görecek ama bu bantı koyacak yer de yok. Bağlasak nereye bağlayacağız? O da yok. Evet, dediğim gibi bu bantı yere koysak, şu şekilde yere koysak o da olmayacak. Ama bu bantı yetkililerin gelip burada, bant da değil esasında, trafik işaretlemesinin burada yapılması lazım sevgili izleyenler. Ben ne yapabilirim? Ben en fazla şurada taşla şunu şöyle bırakacağım sevgili izleyenler, izninizle. Telefonumu şuraya bırakacağım. Yayın bir ara gitti mi bilmiyorum, onu da bilmiyorum ama ben bu bantı bu şekilde buraya çektim. Ama yetkilileri de uyarıyorum. Yani yolun sorumluluğu kimlerdeyse onlar da lütfen gelsinler. Bu yol gerçekten çok kötü durumda. Berbat durumda. Burada insanların canı yanmasın. Ben bir vatandaş olarak, gazeteci olarak demiyorum, bir vatandaş olarak burada elimden geldiğince görevimi yapmaya çalıştım. Duyurdum, yetmedi. Bandı da çektim oraya. Bant şu şekilde görülüyor ama fayda eder mi bilmiyorum. Bu yolda ciddi bir rehabilite yapılması gerekiyor. Bunu da ifade ediyorum. Evet sevgili izleyenler, aşağısı gördüğünüz gibi firmanın olduğu yer ve aşağısı tarla ağzı, gömü köylerinin olduğu yer. Bu yolda harıl harıl kamyonlar çalışıyor. Bakın şuradan da gösterebilirim size. Bakın o kamyonlar, öbür yoldan da gelen var, bu yoldan da giden var. Gördüğünüz gibi burada ciddi bir çalışma var. Sadece o değil sevgili izleyenler. Aslında burada kömür gidiyor. Buradan kömür gidiyor. Bunu da söyleyeyim. Buradan kömür de Çatal Ağzı'na gidiyor. Çates'e gidiyor. Ama şu anda nasıl gidiyor onu da bilmiyorum. Çünkü rödevans anlaşması olan bir firma. Bakın nereden nereye geldi konu. Rödevans anlaşması olan bir firma burada kömür çıkartıp satmaya başladıysa ya da bir yere gönderiyorsa devlet olan rödevans borcunu ödemesi lazım. Bu da başka bir konu. Bunu da değinmiş olalım buradan diyorum. Evet sevgili izleyenler, Amasra Bartın arasındaki eski yol, Kuşkayası yol hattının hemen yanı. Burada gerçekten ciddi bir problem var. Ciddi bir sorun var. Yol berbat durumda. Yol birçok noktadan göçmüş durumda. Ve burada trafik, araçlar özellikle ciddi tehdit altında diyebilirim. Ben buradan yayınımı sonlandırmak istiyorum sevgili izleyenler. Aracıma bineceğim. Aşağısı da berbat durumda. Aşağıda da böyle birçok nokta var. Şayet orada da durum bu şekildeyse bunların bant kayıtlarını yapıp daha sonra sizlerle paylaşacağım. Görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla.